Niye kaldırımdan gidiyor? Bu ne? Sen kimsin? Sen kimsin? Polisim. Bana bunu yapmışlardı ya. Bana bunu yapmışlardı ya. Bana bunu çok kötü yaptılar ya. YZF R125 ile yapmışlardı. Babamın motoruyla gezerken bir tane Doblo önüme kırıp ben polisim deyip beni korkutmuştu kask takmıyorum diye. Çok gençtim. 16 mıydım? 17 miydim? Benim aklımı almışlardı ya. Vallahi aklımı almışlardı. Motoru yanlış hatırlıyor muyum bilmiyorum. Daha 250'lik bir şey de olabilirdi. Yok, ben R125 diye hatırlıyorum. Aklımı almışlardı. Arkamda da arkadaşım vardı. Görüyor da bak mesela. Şu açıda görmemesi imkansız. Şu açıda görün. Gerçi sağa bakıyor sadece değil mi? Yani sadece sağa bakıyor. Eşek. 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 Eşek herif. Allah'ım yarabbim. Kanka sen çok dışından girdin. Ne yaptın? Mitsubishi ile yan yana mı geleceksin? Adamın hiçbir suçu yok ya kanka. Adam ne yapsın ki? Adam dönüyor. Sen çok dıştan giriyorsun. Sen Yalıkavak yönüne giderken bir anda Gümüşlü'ye dönmeye karar veriyorsun. Senin suçun. Sen çok dıştan giriyorsun. İşten gelsen o adamla yan yana gelmeyeceksin. Gerçi soldan devam edeceksen. Sağdan devam edeceksen de Mitsubishi'nin bir suçu yok. Mitsubishi ne yapsın adam kendi şeyinde? Aa, bir de küfür ediyor. Adam ne yapsın kanka? Oğlum ben mi bir şey okuyamıyorum, göremiyorum? Sinyal veriyor mu? Bu ışıkta göremeyiz. Abi ne yapabilir adam? Senin geçişini mi bekleyecek? Geçiş hakkı mı var burada? Yol çok yarrak bir yol bu arada. Ne pardon lan? Hayır, geçiş hakkı da Mitsubishi'de. Dur bir saniye. Gaz versene. Nasıl? Gaz verir misin? Gaz mı? Aynen. Sesini niye? Bir dinleyin. Özlemişsin. Özlemişsin. Rica ederim. Debrajdan verin. İneceğim aşağı, gazlayacağım şimdi. Yürü git lan. Maşallah. Allah kaza bela vermesin. Allah razı olsun. Beni böyle hiç çarpmaya çalıştılar mı? Çarpmaya çalıştılar da şey, kendi motorumla değil, ergenken oldu. Kendi motorumda bir tane keko bana dur şuna gazlayayım bir tur ver falan diyemez de. Babam motoruyla bir yere gittiğimde oldu. Selen'in şöyle oldu, gittim. İki tane lavuk geldi. Yaşımın küçük olduğunu gördü. Bir tur ver ayağı yaptı. Selen'in altını kaldırdım. Selen'in altında bir şey gördüler. Ondan sonra çekindiler. Benden kaynaklı değil. Motordan çekindiler, anladın mı? Polis motoru falan zannettiler. Saldılar. Bilerek de yapmamıştım. O zaman o kadar akla sahip değildim. Buradaki switch'e tam basamıyormuş. Abi çok büyük küfür ettiriyorsun şu anda millete. Öyle söyleyeyim. Şu Aziz Yıldırım şeyi mi? Bir sinyal ver lan, sinyal. Bir sinyal ver lan, sinyal. Sinyal var.
Sinyal niye vermiyorsun abi? Benim hayatımı... Arabada mı? Ne oluyor birader? Hayırdır? Bir şey yok. Tamam. Arabada mı önünde görmüyor musun? Önüme tamam. Geçiyoruz, sen dünyadan bak. Ya ben gireceğim, şurada. Gireceğim. Bekle şurada, bekle. Biz gireceğiz, ondan sonra çıkacaksın tamam. Murat. Bekle. Bir de şey var, korumalara... Bir de şey ev sahibi, şu. Bir efsane şu. Şu çok iyi. Şu çok iyi. Aga bu adam şimdi ne yapabilir? Nereye girebilir ki şimdi? Adam geldi. Bu adam nereye girecek amına koyayım? Tabii ki de sağa doğru. Sinyal veriyor mu bilmiyorum da. Görüyor musunuz siz? Oğlum çok kötü. Veriyor. Gördüm, veriyor. Adam sinyal veriyor. Yolu kapatmışsınız pezevenkler. Yolu kapatmışsınız pezevenkler. Bu adam ne yapacak amına koyayım? Şurada yolun ortasında durup sizin geçmenizi mi bekleyecek? Veriyor sinyal. Gördüm ışığın yanma sonra. Yanıyor baksana. Amcaya bak, adamı görüyorsun hala şey, el kolu yapıyorsun. Basket işte da. Sen yavaşlayacaksın, adam değil. Sen yavaşlayacaksın, adam değil. Doğduğuna pişman oluyor. Ya da hızlanıp gideceksin. Hızlanıp gitse adam bağırdığı an götünde plaka da yok. Bas git amına koyayım. Sana Passat da mı yetişecek? Gerçi yetişir de kaçarsın. Bak bagajı açıyor amına koyayım. Bak bagajı açıyor. Kimse kimseye böyle davranamaz arkadaşlar. Komik video. Abi hani hızlı geliyorlar ya. Haklıyken haksız durumuna düştü bunlar. Kontrol amaçlı ya. Sen de acındırma pezevenkine kontrolü amına koyayım, adamın geldiğini görüyorsunuz, yolu kaplamışsınız çete gibi. Benden motorculara karşı inanılmaz bir sinir var çünkü eniklerin neler yaptığını en iyi bilen benim, anladın mı? Yani ben adamların bize karşı niye nefret beslediğini biliyorum. Ben de onlara karşı nefret besliyorum çünkü onların da bizlere neler yaptığını biliyorum. Ama sorsan kim daha terörist? Arabacılar daha büyük dikkatsiz. Arabacılar çok büyük dikkatsiz. İnanılmaz dikkatsiz. Taksiciler zaten direkt söylüyorum. Taksiciler anladın sen. Çok fena, çok fena. Ne yapıyorsun kanka sen? Ne yapacak o oradan? Wow, şu karambolden bir an önce çıkalım da. Ya geç. Ben ayda da göremiyorum ya. Ay. Ya geç. Yol iste bari pezevenk. Lazım ya, yardım abi. İyi misin? Gel. Virajı alamamış, biraz çıkışına bakmamış. Keskin bir viraj mı ya? Şurada kaydı, şurada ya. Abi var ya, onları şikayet edeceğim ben. Sen iyi misin? İyiyim ya, sağ ol. Bir sıkıntı yok değil mi? Ne olmuş ya? Taksi lazım yardım abi. Lazım yardım mı? Ayaklık açık mı? Borusunu unuttum amına koyayım ya. Sende bir şey yok değil mi abi? Yok sağ ol. Tamam. Yapabileceğimiz bir şey var mı abi? Nerede çalışıyor? Nerede? Sentito. Mondial ölüm makinesi. Bir arayabileceğimiz birileri var mı? Arayalım mı? Yok, bu kadar şey değil ya. Ben tam şey değilim ya.
Yani kendi bilebilirim yani. Tamam abi, olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Abi. Geçmiş olsun. Tek kulak. No, aa. Aa, göz göre göre geliyorum dedi. Çok ufak gözüküyor. Bak bak bak. Aynaya bakın. Fotoğrafından göremiyor musunuz? Gerçi oradan görüyorsunuzdur. Tam da göremiyor musunuz? Aynaya bak. Geri zekalı. Olan sana oldu amına kodumun datçası. Durma, devam et sen ya. Senin aynan gitti. Bir şeyin yok. Yok yok, kamera var abi de sollarken oldu. Yok, sola sinyal verdim abi de kamerada kayıt. Ben yanındayım, sen sinyal neye veriyorsun? Ananın amına veriyorum böyle, bak sinyali böyle ananın amına sokup sokup çıkarıp çıkarıp veriyorum, bak gördün mü sinyali, aldın mı? Aldın mı? Amına kodumun evladı, çocuğu öldürecek hala agresif agresif konuşuyor. Gerizekalı. Gerizekalı. Ne yaptın adam amına koyayım? Sola sinyalini vermiş. Kaç dakika saniye önce veriyor ya? Verdi. Amın çocuğu, verdi adam sinyali. Şeridi de ortalamış. Amına kodumun çocuğu, şerit ihlali yapıyorsun. Bir de normal geçiyorsun sanki. Vurup geçmek var mı diyor bir de. İnşallah hakkını yedirtmemiştir bu çocuk. Aga ben böyle... Genç motorcuları aşağılayan şoförler gördün mü, konu ne olursa olsun deliriyorum. Ben kaza yapsam, bir şey olsa, bir kaos olsa böyle konuşmam milletle. Yani şu an mesela bu çocuğun yerinde ben olsam Allah çağırsam asla şey yapmam. Adı neydi? Şoföre gidip ne yapıyorsun amına kodumun çocuğu, sinyali ananın amına verdin falan demem. Yani çemkirirse anasını sikerim. Çemkirmezse ben de ona insan gibi yaklaşırım. Ama tutup daha bu çocuğun ağzına sıçmışsın. Bu çocuğun canı gidecek amına koyayım, motor sürüyor. Derdin senin araban. Bak çıkıyor arabasına bakıyor. Çocuğa iyi misin diye bir şey sormuyor. Çocuk da panik. Yok yok, kamera var abi de sollarken oldu. Yok sola... Haklısın abi de. Ya haklısın yok kardeşim, bak ne yaptın ama. Tamamdır. Ya bu kulaklıkla falan olmaz. Yok yok, kulaklık yok abi. Kusura bakma da. Sollarken zaten kayıt abi... var. Tamam kayıt, öyle bir sollama yok. Babacım bak nasıl biliyor musun? Sen kör noktanı kontrol etmiyorsun. Evet haklısın abi. Ben bu kör noktanı yok. Kontrol etmedin, girdin. Bak nereden girdiğini bana görüyorsun değil mi? Yok yok. Bak nereye vurduğuna bak. Bak nereye vurduğuna. İlk kazamız. Abi öndeki araba, yanından geçen arabayı nasıl vurmuş olabilir? Bana bir açıklayabilir mi ya? Da yapmış olduk. Ya bu çocuk yaklaşık 2 saniye sonra Dacia o hareketi yapmış olsaydı. Hatta 2 saniye değil, 1 saniye sonra Dacia o hareketi yapmış olsaydı. Veya bu çocuk daha erken sola dönmeye karar vermiş olsaydı arabanın altında kalıp ölecekti. O yüzden çok sinirliyim. Yani direkt arabanın altına girecekti. Bu çocuk daha hamle yapmamışken oldu bu. Hafif sola kaydırdı. Öyle oldu. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak, hafif dönmeye karar verdi. Araç geldi. Bu çocuk 1 saniye 2 saniye önce dönmeye karar vermiş olsaydı biçecekti çocuğu. Biçecekti çocuğu. Şansı varsa arabanın üstünde kalacaktı. Şansı yoksa tekrar arabanın altına girecekti. Araba... Durmazsa üstünden geçecekti. Altını alırdı. Amına kodumun evladı. Kullanmayın gençler. Motor kullanmayın. Bu ülkede motor kullanılmaz. Kullanmayın. Heves etmeyin. Heves etmeyin. Vallahi heves etmeyin. Evet. İstediğiniz kadar güvenlikli sürün. Bak istediğiniz kadar güvenlikli sürün. Kazamızı da yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Motora bir şey oldu mu acaba? Sen ya de... böyle bir sollama var mı? Benim motorda motorda hiçbir şey yok. Hiç ya. Hiç. Çıktı kardeşim ya. Çık ya. Trafiği birbirine kattınız amına koyayım kanka sen. Trafiği birbirine katıyorlar. Bak şimdi iki tane adamın anlaşmazlığı özellikle bu orta şeritte çok olur arkadaşlar. Biri orta şeritteyken yarak gibi hareketler ederse
Trafiğin anasını sikersin. Yani dümdüz yolu kapatırlar amına koyayım. İleride elbet yavaşlamak zorunda kalırsın, bir şey olur. Stabil gidecekken orta şeritteki lavuğun veya sol şeritteki lavuğun yaptığı hamle yüzünden sağ şeritteki adam da yarrağı yer. Arkadan 2 kilometre arkadan gelen orta şeritteki adam da yarrağı yer. Sol şeritteki adam da yarrağı yer. Arada önümüzde 2 kilometre fark olsun. Herhangi bir böyle yanlış hareket bekletme. Trafikteki herkesi etkiler. Bak şimdi. Adam bir sağa girecek gibi, tamam mı? Caz kuralları anlatırken chat 61 lobisi diyor bak. Adam bir sağa gidecek gibi. Bak. Şeride gitgide yaklaşıyor. Şerit sinyal yok ama. Şimdi ben sağ şeritten gelen bir araba olsam ya yavaşlarım ya da derim ki sinyal vermemiş herhalde, gelmeyecek. Düz devam ederim. Bak şimdi bu adam tereddütte kalıyor. Geldiği yere bak. Bak gördün mü? Adamın amına koydu. Hiçbir suç yok, hiçbir olayı yok. Ne oldu bu adama? Bu adam bu hamleyi yaptı diye şimdi arkasındaki hepsi yarrağı yedi. Yakında araba varsa o da böyle davranacak ya da yavaşlamak zorunda kalacak. Yavaşlarsa sağ şeritteki arabalarda da yavaşlama olacak. Muhtemelen telefonunla oynuyor. Hadi bakalım. Görmedik bir şey. Motorcu da biraz inatçı. Basıp geçmek yerine şu an huzursuzluk çıkarıyor. Burası neresi ya? Kardeş yerler buldu. İyi var, karanlık var ya, burada yarrağı yiyebilirler. Buzmuş buz. Buz bir şey yok. Gülüyorlar, ağlamıyorlar. Öldüm ya. Şaka mı? Polis mi lan o? Kaskı yok ya. Sorayım mı kaskı nerede ya? Sorma siker. Sorma siker bak. Sorma siker. Abi kask nerede? Kask. Kask. Var mı? Evet. Ya normalde onunla takması lazım. Sıcak zaten abi ya, bayağı sıcak ya. Tamaya verdim. Pedleri mi? Şey çok kirlendi. Abi makineye at ya. Tamaya verdim, bunu temizlemeye de oynadım. Kesin ya. Kesin yıkamadadır, klasik. Motorcularda bir uydur, bu bende de uyum maalesef. Hani Türk erkeğinin iş makinesi izleme sevdası vardır ya arkadaşlar. Şimdi dört tekerli asla bir olayı oturup izlemek istemez. Basıp geçmek ister, geçerken soldan bakar. Trafik kilitlenir çünkü. Trafikte yarrağı yersin. Şimdi bu motorcu istediği yerden kaçar. Şuradan kaçar, arkasından kaçar. Bak kurye durmuş. Abi motorcular trafik kavgasına bayılır ve oturup izleriz. Ayırırız. İlk müdahale yaparız. Gerekirse kavgaya karışırız, dayak ye. Abi bu niye bizde bir huy? Yani durabilme imkanımız olduğu için mi oluyor? Yoksa götümüze kurt mu var bilmiyorum. Yani arkadaşın kaskı olduğu için olay çekmek istiyor. Orası ayrı bir konu. Video konsepti olsun diye ama. Kurt var götümüzde ya. Ben de böyleyim. Düğünde bir magandalık hissediyorum ben. Tek teker deneyecek. Yapma. Senin neyine? Yapma. Yapma. Kanka yapma. Aga bana çok tecrübesiz geldin. Yapma bak. Bak yapma. Geri zekalısın ki. Geri de yani göz göre göre yani malsın. Bak daha video açıldı ilk saniyede dedim. Abi ilk saniyede dedim ya. Başlangıç için motor önerir misin? Başlangıç için motor değil kardeşim, scooter öneririm. Bir ay 125'lik bir şey süreceksin, ondan sonra abi ben oraltı olacağım.
Abi ya, abi ben 1000 RR alacağım abi, ben Hayabusa alacağım abi, ben MT9 alacağım abi, MT10 alacağım abi. Abi MT10 başlangıç için iyi haber, iyi bir motor mu abi? CBR 125'i bile sürmeden önce bir tane Mondial'in 60'lık veya 120'lik fark etmez. Bir scooter'ını kullanın. Onlar da motorsa, onu da ama onunla başla. CBR'le başlama çok farklı çünkü. Neyse, düşe düşe öğrenecek zaten. Ta altındaki motorla neyse. Tamam. Sardı bu video. Sardı bu video. Ultra'yı motorcu olayları. Sansürsüz. Güzel. Güzel. Bakalım. Bakalım. Motorcu haklı. Almanyalı. Bir yer arıyor belli. Gurbetçi pardon. Ya Allah. Lanı versin seni ya. Ne var? Karısı seni. Yol var bak orada yol. Yol var orada. Cinsiyetçi küfründen kaynaklı iki tekerli arkadaşı kınıyorum. Emanetleri ağzınla en amına koyayım. İstediğin kadar ağla, istersen anasını söv, seni altına alma hakkına dahi sahip. Amcık, o kadar anlatıyoruz. Motor sürüyor olabilirsin ama araba gibi davranmak zorundasın. Bu şeridi ortalamadan sola dönemezsin. Adam isterse sinyal vermesin. O zaman arkasından gelip vurursun, haklısın. Yani şu an sinyal vermiş olabilir mesela. Şu an sinyal vermiş olabilir mesela. Sen şu an motor gibi davranmıyorsun. Araç gibi davranmıyorsun. Bu araçta sana araç değilmişsin gibi davranabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Oyna devam. Audi in, siktir lan yavşak de. İn lan. Siktir lan yavşak de. Ha, şuraya geçiş yoksa, orası ters yönse, orası ayrı konu. Gerçi o zaman da sövmeye hakkı yok. O da onun korku. Sokak amına koyayım, oranın şeyi yok. Araba hakta sinyal vermemesi haksız kılıyor. Oğlum arabana sinyal verip vermediğini görebileceğimiz bir açık yok ki bak. Şurada vermedi. Şu saniye vermiş olabilir ama. Anladın mı? Daha var çünkü gireceği yere. Ha, aynada tamam. Ne olursa olsun iki taraf da haklı, haksız. Haklılık payı olan tek taraf araba. Araba istediği kadar hata yapsın. Araba haklılık payı olan taraf. Motorcunun hiçbir haklılık payı yok. Baba bak soldasın. Yanın boş. Bir araba geçecek kadar boşluk var. Bir araba geçecek kadar boşluk varmış. Bakalım. İddiaya göre. Taktık ya. Her şey videoyu yorumlayacağız. Burada mı bir boşluk geçecek kadar yer var kanka? Hadi hadi. Ağlama, oyuna devam et. Oyna. 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 Geldi. Bak şimdi, izle şimdi. Ya abi bir tane lavuk amına koyayım ya. Abi geldi orospu çocuğu, sinyal vermeden üstüme çıkıyordu ya. Bu arabacılar orospu çocuğu ya. Aynasını kıracaktım da yaşlı çıktı. Vallahi var ya, yoksa dövmüştüm ya. Abi vallahi ya. Bomboş yol, çift şerit abi. Yok tek şerit değil, hayır. Hayır, sağa geçtim amına koyayım. Sinyal yok, bir şey yok. Az kalsın altına alıyordu beni be oğlum. Abi yaşlı ya, yoksa biliyorsun sikmiştim, aynasını kırmıştım be abi.
yapmıyor. Öncelikle hata yine motorcuda da arabanın hatası var mı diye bakıyoruz. Sola dönüş var mı? Sinyali var araba. Hiçbir sıkıntı yok. Oyuna devam. Var, dönüşü de var. Sinyali de var. Sen şeritsiz bir araçsız yaya gibi davranıyorsun. İnşallah ölmezsin ama. Korktum şu an. Adamın aynası gitti. Umarım jantına basmaz tekeri. Umarım sağ köşeyi savrulup öne doğru gitmezsin. Hazır mıyız? Çizgi var lan oğlum, izin yok lan. Tamam, adamın dönmesi hatalı. Adamın dönmesi hatalı, özür dilerim. Ama bana göre yine hala araç daha haklı. Hazır mıyız? Kesik çizgi varmış, ben düz çizgi zannettim. Sakin, geliyor. Hazır mıyız? Motor ters şeritte ama onu unutmamak gerekiyor. İleride kesik oğlum. Ananı sikeyim, bu ne değişik yol ya. Şimdi bu aracın dönüş hakkı var mı yok mu? Şuradaki çizgiye bak, oradaki çizgiye bak ya. Tamam var, aracın dönme şeyi var, hakkı var. İstediğiniz kadar konuşun. Tamam, motorcu sollayamaz. Tamam, sakin. Hiçbir şey olmadı. Araç çok dikkatli bir araçmış. Aracı tebrik ediyorum. Peugeot'u. Çok dikkatli bir araçmış. Arkadaşımıza hiçbir şey olmadı. Evet, motorcu her zamanki gibi haklıyken haklı. Hep haklı. Bakalım. Tebrik ediyorum. Ya gerçekten tebrik. Motorcu hatalı olduğunu farkına varmış. Aynasının ücretini ödersin. Çamurluğunda bir şey varsa çamurluk için lokal cartçut boyasının ücretini ödersin. Abi, motorcular hakkında bir tespit yapar mısın? Motorcular kız arkadaşınız gibidir arkadaşlar. Siz haklı olsanız da size her daim özür diletmek isterler. Ve her daim onlar haklıdır. Yani sen düz yolda gidiyorken motorcu gelip arkandan vursa, motorcu haklıdır. Sen özür dileyip masrafları karşılamak zorundasın. Trafik polisi cart curt olsa, o olsa, bu olsa, kameralar çekse dahi motorcu haklıdır. Kabullense dahi hatalı olduğunu, senden özür dilettirir, masrafını karşılattırır. Motorcu her zaman haklıdır. Gerçekten tebrik. Evet, bir tane enik göt attı. Ananın amına koyayım. Göklerde kartal gibiydim. Ulan kargaya bak ya. Piç burasın. Oy. Kaza yapma, kaza yapma, kaza yapma. Tamam. Bir şey mi düşüyor? Erken farkına varmış. Helal olsun. Şansını siktim. Umarım yangın çıkmaz. Umarım yangın çıkmaz. Kanka, aynaya gelen seslerden anlaşılacağı üzere bizim abimiz olan kol çıkarma aklıma geliyor. O sırada debriyaj ve ön frene basıyorum. Arka frene dokunuyorum. Yani yarrağı yedin. Aga, ne olur yanmasın. Umarım yangın çıkmaz. Bu motor gidici arkadaşlar. Yangın çıkarsa GG. Yanmıyor değil mi? Yanıyor mu, yanmıyor mu? Yanmıyor, iyi bari. Titriyor amına koyayım. Titriyor haklı olarak. Bu da beni göremez zaten. Hop. İyi misiniz? Kötü yapıştılar la.
İyi misiniz oğlum, cevap versene. İyi misiniz? Benim siktenme seviyesi. Ne var abi, amına koyayım ya, kadın düştü, bırakın amına, bir rahat rahat şey olsun. Ya sen de durma, devam et işte ya, iyilik meleği misin ya? İşte bak bundan bahsediyorum ya. Dur devam et amına koyayım, niye duruyorsun ya? Tamam işte yardım ediyorlar, bir şey de olmamış ya. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting